Arkadaşlar merhaba, yeni video kayıtlarımızı uzun sap bağlamayla çekmeye karar verdim ve bundan sonraki belli video kayıtlarımızı da uzun sap bağlamayla çekmeye devam edeceğim. Buradaki bu tercihim biraz da sizlerden gelen talep doğrultusunda oluştu. Açıkçası kısa sap bağlama çalan arkadaşlara ben de şahsen öneriyorum, uzun sap bağlamayla muhakkak çalmanız gerekir. Buradaki faydalılığı şu: uzun sap bağlamada gezinme alanları daha fazla olduğu için nota dizisi daha uzun ve daha oktavı geniş olduğu için bu bağlamayı çalmanızı öneririm. Tabi tercih meselesi bu. Bağlamamız açıkçası şöyle arkadaşlar, bir aileden oluşmaktadır. Bu ailenin bireyleri var. Divan bağlama en daha büyük tekneye sahip olan. Onun altında çaldığım, icra ettiğim uzun sap bağlama. Bir alt kademe dediğimiz kısa sap bağlama, adı çöğür diye de geçiyor. Bir alt, en küçük olan da cura dediğimiz tiz sesli. Bu aile böyle bireylere ayırdığımız zaman arkadaşlar ses tonlarına göre de benzetebilirsiniz. Burada arkadaşlar uzun sap bağlamayla alakalı şöyle bir şey söyleyeyim. Yeni başlayan arkadaşlar muhakkak önce küçük detaylar var, onları anlatacağım. Bilen arkadaşlar da zaten parmak kuralları, tutuşlara göre dikkat ederek solfejlerimizi çözümlemeye çalışın arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar uzun sap bağlamamızı tanıtayım sizlere. Uzun sap bağlamamız arkadaşlar 22 perde var. Yani şu perde aralıklarını söylüyoruz. Bu 22 perdenin dışında arkadaşlar yine aynı şekilde kısa sapta olduğu gibi 7 tane kulak ve 7 tane tel bağlı. Yalnız uzun sap bağlamada tercihen orta tele bam teli takabiliyoruz arkadaşlar. Bu da sesi biraz daha tok ve gür çıkarması için. Ali Ekber Çek üstadımız ve Neşit Ertaş üstadımız orta telde bam teli kullanırlardı genelde. Bilinmesini istiyorum arkadaşlar. Bu özelliklere sahip kısa saptan farklı olarak. Onun dışında tekne boyu biraz daha büyük kısa sapa göre. 42 ve üzeri oluyor genelde arkadaşlar. 40'tan sonra yani söyleyelim. Bağlamamızın arkadaşlar teknik açısından bu parçaların ekipmanlarını çözümledikten sonra bağlamamızı nasıl tutacağız uzun sap? Uzun sap bağlama biraz daha sap boyu uzun olduğu için kucağımıza oturturken arkadaşlar mümkün olduğunca biraz daha dik yukarıda tutmaya çalışın. Yani sap kısmı omuz hizasıyla biraz yukarıya çapraz gelecek şekilde, kuşak şeklinde şöyle. Tezenemizi yine aynı mantıkla tutuyoruz. 1 santim kadar dışarıda. Vuruş sistemi yine aynı arkadaşlar, dikkat ederek. En alt tele, birinci tel, orta tel 2, üst tel 3. Arkadaşlar bağlamamızın akordunu nasıl yaptığıyla alakalı da genel bir bilgi vermek isterim. Bağlamamız kısa sap bağlamada si akordu yapıyorduk. Burada yine si akordu yapabiliriz. Burada da akor harflerimizi belirttim arkadaşlar. En alt tel B, ikinci tel
E, üçüncü tel A. Bizim alt tel referans aldığımız ses, karar sesimizi belirleyen arkadaşlar, karar sesimiz de B olacak arkadaşlar. C'ye tekabül etmektedir. Bu akordumuzu yaptıktan sonra arkadaşlar, öncelikle bu dizinin üzerine nasıl bağlamada başlangıç yapacağız, onunla ilgili bilgiler vermek istiyorum. Parmaklarımızın yine numaraları aynı şekilde işaret parmakla başlayarak 1, 2, orta, yüzük parmak, 3, serçe parmak, 4, baş parmak, 5. parmak numaramız. Nota yerlerini şu şekilde dizimiz arkadaşlar. Parmaklarımızı çapraz yana doğru tutarak yerleştirmek gerekiyor. Elimizin daha akıcı gidip gelebilmesi için. Notalarımız da şu şekilde adlandırıyoruz arkadaşlar. Birinci parmakla bağlamamız üzerinde olan belli noktalar var. Bu noktalar notaların aynı zamanda ana sesler dediğimiz yerleridir. Yani mesela bağlamamızın en alt boş tele vurduğumuz zaman la sesine denk gelmektedir. Birinci noktaya denk gelen birinci parmağımla bastığım nota si tutarak. İkinci parmakla yanına bastığım nota do. Dördüncü parmakla bastım re. Burada pozisyon değiştiriyoruz arkadaşlar. Yine noktaları takip ederek birinci parmakla bastım mi. İkinci parmakla bastım fa, dördüncü parmakla bastım sol, son notamızda la diyoruz arkadaşlar. Burada la'da kalmamın sebebi la gamı yaptık. Yani la ile başladık. La, si, do, re, mi, fa, sol, la. Çünkü ilk çalacağımız gamın içerisindeki ezgiler, hep notalar bunun içinde gelişecek arkadaşlar. Sonra devam ediyoruz gama. Bu sefer aşağı indiğimiz notalarımıza çıkıcı ve inici. La, sol, fa, mi, re, do, si, la. Bu gamı arkadaşlar çalışmak gerekiyor. Parmak geçişleriyle alakalı teknik bir detay söyleyeyim. 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1. Sonra tekrar 4, 2, 1. 4, 2, 1. Bu egzersizi arkadaşlar her dersten önce 10 dakika çalışın. El ve parmak işlerini hızlandırmak için. La, si, do, re, mi, fa, sol, la, la, sol, fa, mi, re, do, si, la. La, si, do, re, mi, fa, sol, la, la, sol, fa, mi, re, do, si, la. Bu antrenmanı yaptıktan sonra ilk başlangıç ezgimiz, her zaman böyle basit notalarda başlamayı daha doğru buluyoruz. Bunun için de Gelin Ayşe en ideal eserlerden bir tanesidir. Gelin Ayşe ezgisinde yönler aşağı yukarı başlıyor. Notaları da yan bölümde göreceksiniz arkadaşlar. Mi notasıyla başlıyor. Mi'yi üçüncü parmakla alıyoruz. Re'yi birinci parmakla. Tutuşlarımızı sıkı tutarak, notalara sıkı basarak yönler aşağı yukarı başlıyor. Mi, mi aşağı yukarı. Re tam nota, mi tam nota. Daire için aldıklarım uzun ve tam nota anlamına geliyor. Yani süreleri 1 saniye. Aşağı yukarı olanlar da yarım saniye gibi düşünün. Mi, mi yarım yarım. Re, mi tam tam. Sonra arkadaşlar elimizi re'den do'ya kaydırarak re, re. Birinci parmakta do, re üçüncü parmak. Yine yarım yarım tam. Do, do aşağı yukarı. Birinci parmakla si'ye geçerek si, do, aşağı yukarı si, 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 la, la. Bu la sesi son nota sesimiz oluyor. Gamın son sesi oluyor. Bu bölümü bir daha birleştirerek yapalım arkadaşlar. Mi, mi, re, mi, re, re, do, re, do, do, si, do, si, si, la. Daha sonra aynı ezgiyi böyle sözleri eşlik ederek, örneğin başlangıçta söyleyerek yaparsan sonra zorlaşma olmaz yani söyleme konusunda. Ve dolayısıyla sözlerde de her heceye bir nota geliyor. Örneğin. Koyun gelir yata yata çamurlara. Aman Ayşem,
Karbaşı duman aşım. İlk dersimizi tamamladık arkadaşlar. Bağlamamızın hem özelliklerini hem gamla nota yerlerini aynı zamanda da tamamlamak için bir de ezgiyle çalışmakta fayda olduğu için gelinen şeyle beraber tamamladık arkadaşlar. Uzun sap bağlama videolarımızı size aktarmaya çalışacağım. Kanalımıza abone olmayı ve desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Bütün yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi herkese başarılar diliyorum.